Hala konser alanında yaralılar var. Endişeli bekleyiş sürüyor. İşte Sinan Akçıl'ın ilk konser verdiği konser alanından görüntüler. Buyurun. Sevgili seyirciler, gene saçma sapan bir olayla sizlerle birlikteyiz. Bestelere duygularıyla yön veren adam, eşsiz adam, yeniden beste yaratan adam. Fakat ilk canlı performansında, ilk konserinde elektrikler kesiliyor ve çıplak sese maruz kalan insanların olduğu bir dram yaşanıyor. Yanımızda konserin organizatörü Faruk Dantelsiz Tülbent var. Faruk Bey, neler yaşandı, ne oldu? Vallahi biz işte bu konser alanına geldik. İlk konseriydi Sinan Akçıl'ın. Biz de kendisinin fanıyız. Buradaki herkes fanı yani Sinan Akçıl'ın. Sinan şarkıları çok da güzel söylüyordu. Çok da güzel söylüyordu. Birden elektrikler kesildi. Çıplak sesle söylemeye başlayınca alttan vurdu yani. Alttan vurdu. Bayağı bir şiddetli vurdu. Ha, ilk siz alttan hissettiniz değil mi? Alttan hissettik. Ondan sonra kesif kesif inlemeler etrafta. Bir anda bir şok. Ondan sonra bir çığlık sesi duyduk. Daha sonra da işte o sese maruz kalan arkadaşlar da hala o günden beri buradalar ya. Çok yaralımız var. Çok yaralımız var. Devletten yardım istiyoruz. Faruk Bey, bizi biraz gezdirebilir misiniz? Gezdireyim, gezdireyim. Çok feci durumdayız ya. İşte burada çok ağır bir hastamız var. Bak bunlar hep kızım. Ah kızım benim. İşte en ağırı burada. En ağırı burada. Bu yavrucak. Buna ne olmuş ya? Bunun hem suratına çıplak sesle şarkı söylemiş hem de eller havaya demiş bir anda. Ha. Bu da böyle eller havada kalmış bak. Görüyor musun? Nasıl gidiyor doktor bey, iyi mi? Var mı bir şey? Böyle duruyor. Hadi, hadi yavrum, iyi misin? İyi misin? İşte o anın şoku, korkudan o an ne yaptıysa hepsi o anda kaldı yani. Geçmiş olsun, geçmiş olsun. Faruk'cum, burada yatan birileri var, onlarla konuşabilir miyiz? Konuşabiliriz tabii. İyi misin? Buradan Sinan'a bir şey söylemek istiyorum. Söyle. Neden müzik? Neden edebiyat değil? Neden sinema değil? Neden müzik? Gitti. Çok zor günler yaşıyoruz, çok. Aa! Bunlar niye maske takıyor? Şimdi bunların maske takma sebebi şu. Şimdi Sinan Akçıl'ın sesi havaya nüfuz ettiğinden o gün solunum yoluyla trakelerden sesi almaktan korkuyorlar yani. Nelerden? Solunum yoluyla trakelerden sesi almaya korkuyorlar. Gerizekalı. Salak. Nereden geliyor aklına? Bak, ah, travma. Bunlar ilk sesin ilk duyulduğu anda yani. Bunlar algılayamadı yani o sırada. O da ne oldu? Hadi 10 saniye içinde oldu zaten. Ne oluyorsa 10 saniye içinde oldu zaten. Bir darmadağın, bir ışık, bir ses, bir inleme, bir çığlık. Aman dağlara taşlara Faruk Bey. Dağlara taşlara, Allah kimseye vermesin. Buna ne olmuş ya? Bunun suratı ne halde? Ne oldu sana? Anlat. Ben sesi duymadım. Annem uyardı beni. Dikkat et, geliyor dediğinde çok geçti. Sesi yüzüme patladı. Ağzımı yüzümü dağıttı. Gerçekten çok duman oldu. Burası ya. Bozuk değil mi? Evet. Yaşananlar oldukça dramatik ve el verdiği bir şekilde gelişiyor. Faruk Dantelsiz Tülbent, sen başka sanatçıların organizatörlüğünü yapıyor musun? Olaylar neden? Ben çok şanssız bir organizatörüm. İşte Sinan Akçıl'dan sonra Ferhat Göçer'le çalışayım dedim. Memleketim şarkısını söyledi. Arkasından da Çelik'le çalışalım dedik. O da kadın kılığına girince onu da bıraktım o konserde. Faruk Bey, buradan Sinan Akçıl'ın canlı performansına maruz kalan mağdurlara söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Ben şunu söylemek istiyorum. Sinan Akçıl'ın sesi öldürmez, tekbirsizlik öldürür.